İzleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayata Dair'in ikinci bölümündeyiz. İlk konuğumu uğurlarken size demiştim ki reklamların hemen ardından sürpriz bir konuğum gelecek demiştim. Şu anda stüdyomuzda beslenme ve diyet uzmanı sevgili Yasemin Çakır şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Edeyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizleri sormalı. Çok teşekkürler. İyiyiz. Daha da iyi olmanın yollarını arıyoruz. Ne güzel. Artık son günlerde sloganımız bu oldu. Biliyorsunuz ülkemiz, memleketimiz tabii ki birazcık böyle stresli zamanlar geçiriyoruz ama hayatımızda kaldığımız yerden devam etme sözü verdik birbirimize. Her ne olursa olsun mutlu olmaya, huzurlu olmaya, sağlıklı olmaya çalışıyoruz. Sağlıklı olmaya tabii ki. Sağlıklı olmak, huzur, sağlık, mutluluk. Bunun üçü bir arada olmazsa olmuyor. Mümkünatı yok. Sağlık mutlaka olmalı. Yasemin Hanım, beslenme ve diyet uzmanı dedik. Ben önce diyeti sormak istiyorum ya. Bu diyet kelimesi çok itici bir kelime. İşte derler ya, ay diyetim var, diyet verdi doktor veya diyetisyenim, beslenme uzmanım diyet verdi deyince ben de dahil bunun içine, ay açlık, susuzluk, böyle itici bir kelime. Diyet nedir? Kimlere verilir? Evet, yaptığınız yorumlarla evet çok sık karşılaşıyoruz biz de. Kulağa çok sevimli gelmiyor diyet kelimesi. Ama yanlış yerlerde kullanıyoruz diyet kelimesini. Hı hı. Diyet bizim metabolik veya farklı yollarla yaşanılan herhangi bir hastalıkta kişilere hazırladığımız beslenme programının adı. Bir hastalık söz konusuysa olayın adı diyet oluyor. Herhangi bir metabolik hastalık söz konusu değil ise işte ne olabilir? Ben hiçbir problemim yok. Vücut ağırlığım da normal. Ne kiloluyum, ne zayıfım. Gayet sağlıklı bir insanım. Fakat günlük beslenmeme dikkat etmek istiyorum. Acaba almam gereken besin ögelerini yeteri miktarda alıyor muyum, almıyor muyum? Bunun için bir diyet uzmanına başvuruyorum. Diyet uzmanının o kişiye hazırladığı programın adı beslenme programı. Bunun adı diyet değil. Diyet hastalar için hazırlanan beslenme programının adı. Bir defa bunu bir açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Diyeceksiniz ki obezite bir hastalık değil mi? Evet ama obezitedeki diyet programında hiçbir yasak yok. Çok ilginç, evet. Hiçbir yasak yok obezitede. Obezite, fazla kilo problemi gelişmişse eğer kişilerin almaları gereken enerji kotasını aşmış olduğunu, bu gerçekle yüzleşiyoruz. Enerji kotasını aşarken hangi yiyecekle aştığınızın çok da bir önemi yok aslında. Siz tatlı seviyorsunuzdur. Günlük almanız gereken enerji 1000 kaloridir ama siz 1500 kalori alıyorsunuz. O fazladan 500 kaloriyi ekstra bir porsiyon tatlı tüketerek alıyorsunuzdur. Ben çok meyveyi çok seviyorum. Normalde programım dahilinde günde 3 porsiyon meyve tüketmem gerekirken 5 porsiyon meyve tüketiyorum. Fazla kaloriyi meyveden alıyorum. Gibi bu listeyi daha çok uzatabiliriz. O zaman meyve şişmanlatmaz, şişmanlatır veyahut da tatlı şişmanlatır gibi terimler kendiliğinden ortadan kalkıyor. Burada nedir? Günlük almam gereken enerji miktarını bilmem gerekiyor. Ve bu enerji kotasının içine de günlük ihtiyaçlarımı muntazam bir şekilde yerleştirmem gerekiyor. Çünkü benim kaçınılmaz ihtiyaçlarım var hayati fonksiyonlarımı sürdürebilmem için. Günlük karbonhidrat ihtiyacım var, protein ihtiyacım var, yağ ihtiyacım var, vitamin, mineral ve su ihtiyacım var. Bu ihtiyaçlarımı yaşıma, boyuma, cinsiyetime ve fiziksel aktivite katsayıma göre
bu ihtiyaçlarımı bu enerji kotası içerisinde karşılamam gerekiyor. Bunun adı diyet değil artık. Bunun adı sağlıklı beslenme programı. Benim bana özel beslenme programı. Ama Allah korusun diyelim ki kronik böbrek yetersizliği var bende. Kronik böbrek yetersizliğinde artık metabolizmada çok ciddi sıkıntılar oluşmaya başlamış. Böbrekler işlevselliğini yitirmiş. Bazı gıdaların içerdiği yoğun mineralleri süzme vazifesini yapamıyor. O zaman işte o yoğun mineralleri içeren yiyecekleri biz yasaklıyoruz. İşte yasak kelimesi girdiği andan itibaren olayın adı diyet oluyor. Evet. Diğer türlü sizler için beslenme programı hazırlıyoruz. Peki burada da tercihlerimiz devreye giriyor Adan. Burada çok büyük bir yanılgı var. Kesinlikle çok ciddi anlamda ülkemizde, her şehirde, her ilçede, her köyde ve kasabada buradan bütün diyetisyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Bu yanlışı derhal aydınlatarak kişilerdeki bu yanlış algıyı düzeltmemiz gerekiyor. Yoksa obezite ve beslenmeye bağlı hastalıklar gerçekten ışık hızıyla çığ gibi büyümekte. Hep yanlış algılardan, yanlış anlaşılmalardan ve medyadaki insanların ulaşabileceği kitle iletişim araçlarında insanlara sunulan süzgeçten geçirilmemiş bilgilerden dolayı oluştuğunu düşünüyorum. Evet. En önemli kirlilik, işte sizin de bahsettiğiniz gibi en önemli yanlış, en önemli bilgi kirliliği bence diyet. Diyet dediğiniz zaman insanlar bir duruyor, irkiliyor filan. Yani artık siz bir böbrek hastası olma durumuna geldiyseniz üzgünüm. Orada yapabileceğimiz çok da fazla bir şey yok. Size yüksek potasyumlu yiyecekler yasak. Yani bu böyle. Ama kilo vermek için herhangi bir diyetisyene başvurduğunuz zaman olayın adı diyet olmuyor artık. Siz günlük enerji kotanızı belirleyemediniz ve birçok zaman aştınız. Artık diyet uzmanından da yardım almaya bu amaçla geliniyor zaten. Aslında burada da bir kaos var biliyor evet. musunuz? Diyetisyenler ne iş yapar? Bir diyetisyenden ne beklemeliyiz öncelikli olarak öğrenmemiz gerekiyor. Mucize bekliyoruz hepimiz. Bu bir evet, gerçekten. Yani. Biz mucize bekliyoruz. Diyetisyen gidince bize kiloluysak böyle... Çok biraz üzücü. Önce doktor hanıma da söylediğim gibi elinizde sihirli değnekleriniz olmalı. Ve okus pokus da böyle çok büyük hayallerle geliyoruz onu evet. söyleyeyim. Daha sonra da hayal kırıklıkları da yaşanıyor evet. muhtemelen. Öncelikle bunu çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Yani gittiğiniz hekimden ne istiyorsunuz? Beklentiniz ne? Doğru yerde misiniz? Bunlar gerçekten çözüme giderken yani olayı sonuçlandırırken olay her neyse fazla kiloysa fazla kilo işte herhangi bir beslenmeye bağlı bir hastalıksa bunun iyileşmesi bununla ilgili gerçekten beklentilerimizi doğru belirlememiz gerekiyor. Ve evet. Hep bunu söylüyorum kısmet olursa kitabımda çıktığında buna çok ciddi bir yer ayırdım. Diyetisyene giderken diye çok ciddi bir sayfa ayırdım. Gerçekten ne beklemeliyiz, ne istemeliyiz, hangi düşüncelerle gitmeliyiz diyetisyene? Bence toplum olarak bunu çok da iyi biliyor değiliz şu anda. Peki çok anladığım kadarıyla çok enteresan şeyler yaşadınız ki bunu böyle tırnak içerisinde vurgulaya vurgulaya anlattığınıza göre. Yani hani şey düşünün çok uç bir örnek olacak ama dişi ağrıyan bir kişinin dahiliye hekimine gittiğini düşünün yani. Bunun gibi sıra dışı tabii beklentilerle karşılaşıyoruz. Ben elimden geldiği kadar doğru yönlendirmeleri yapıyorum. Karşılaştıkları sorunun çözen kişi ben olmadığımı uygun bir dille anlatmaya çalışıyorum. Ama öyle zihinlerde öyle oluşmuş düşünceler var ki gerçekten diyetisyene gittim. Diyetisyen beni zayıflatan kadın ya da adam. İşte efendim bel bölgemdeki yağlanmayı yok eden kadın ya da adam. Bizler bu şekilde anılmaya başladık. Hafızalarla da böyle yer etmeye başladık.
Ha tabii buna hizmet eden meslektaşlarımız da var. Bu düşünceleri destekler tarzda davranan meslektaşlarımız da var. Üzülerek bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Ama olayın kesinlikle gerçek yanı bu değil. Bizler beslenme uzmanıyız. 4 sene hazırlıkla beraber 5 yıllık çok ciddi bir eğitim alıyoruz. Sizlerden tek farkımız yiyecekleri sizlerden daha iyi tanıyoruz. Onların bütün yiyeceklerin birbirleriyle etkileşimleri, tükettiğimiz zaman vücudumuzda nelere yol açtığı, hangi yiyeceklere ne kadar ihtiyacımız olduğunu sadece sizlerden çok daha iyi biliyoruz. Bizlerden bu tip hizmeti alarak bu beklentiyle gelinmesini arzu ediyoruz tabii. Zaten de bunun dışında da çözüm yaratamıyoruz doğal olarak. Diyet ve beslenme programı konuyu bizi buralara taşıdı. Bu ikisinin arasındaki farkı bilmememiz zaten bu tabloları yaşamamıza, görmemize sebep oluyor. Kesinlikle eğer vücut ağırlığıyla ilgili bir problem yaşıyorsanız olayın adı diyet değil. Ben ve meslektaşlarım sizlere yiyecek tercihlerinizi yaparken doğru tercihler yapmayı öğretiyoruz. Amacınıza uygun tercihler yapmayı öğretiyoruz. Benim amacım ne? Kilo vermek. O zaman ben amacıma uygun tercihler yapıyorum. Kişiye göre değişiyor tabii bu tercihler. Tabii ki. Değil mi? Bize hangi amaçla geldiğinize göre değişiyor. Doğal olarak kişiye göre şöyle değişiyor. Şöyle gelin oldu mu hiç Yasemin Hanım? Ben çikolatayı çok seviyorum. Çikolata yiyerek, böyle tatlı yiyerek... Elbette. Zayıflamak istiyorum diyenler. Elbette. Hatta burada izleyicilerimizle de bir anımı paylaşmak istiyorum. Lütfen. Bir diyetisyen olarak gerçekten cidden üzüldüm ve biraz da utandığım bir andı. Hiç unutmuyorum. Yaklaşık 40'lı yaşlarda bir bayan danışanımız bize geldi. Kendisiyle sohbete başladık. Fazla kilo problemi varmış. Bunu anlattı. Çok bir gerginlik belli oluyordu zaten. Biz hiçbir şey sormadan kendisi anlatmaya başladı. Bize başvurmadan önce başka bir diyetisyen arkadaşımızla tanışmış ve aynı amaçla kendisine başvurmuş. Ve bahsettiğiniz gibi bana da aynı cümleyi kullanmıştı. Dedi ki ben gerçekten çikolatayı çok seviyorum. Ve hayatımdan çikolatanın çıkmasını istemiyorum. Belirli ölçülerde çikolata tüketmeme izin verilmesini istiyorum. Son derece normal bir istek. Bunu farklı bir diyetisyen arkadaşımıza aktardığında ne yazık ki kendisi çok hoş olmayan bir cevap vermiş. Hani bu yaşa kadar gelmişsiniz artık tüketeceğiniz kadar çikolatayı tüketmişsiniz bu yaştan sonra. Yani yemeği şunu söylemenizi verin. Bile yadırgadım gibi bir cümle kurmuş. Gerçekten inanılmaz üzülmüş ve etkilenmiş doğal olarak. Tabii biz kendisini teselli etmeye çalıştık. Hiç tanımasam da arkadaşım adına, meslektaşım adına özür dileyerek bir şekilde olayı kamufle etmeye çalıştık. İşte evet, bakın bize göre ne istediğini bilen bir kişi. Bunu baştan söylüyor. Diyor ki ben her gün veya belirli periyotlarda çikolata tüketmeyi arzu ediyorum. Bunu tüketmeyi seviyorum, bundan zevk alıyorum, bunu yediğimde mutlu oluyorum. Ya işte biz orada hemen şu şekilde devreye giriyoruz. Çikolatayı neyin karşılığında tüketebilir? Hemen bunu öğretiyoruz. İşte dedik ki atıyorum bir porsiyon meyveyi eksik tüketerek şu kadar gram çikolata tüketip o zevkinizden mahrum olmayabilirsiniz. Dengelemek çok önemli. Elbette, elbette. İşte diyorum ya, gelen danışanlarımıza temel prensibimiz insanlara yiyeceklerle ilgili doğru seçim yapmayı, amaçlarına uygun tercihler yapabilmeyi öğretmeye çalışıyoruz. Amaçlar bir sürü değişiyor tabii, değişkenlik gösteriyor. Kilo vermek için gelenler var, amacı normal olması gereken minimum kilonun altında olanlar var. Yani kilo almak için, ağırlık kazanmak için gelenler var. İşte mide problemi yaşayanlar var, kolesterolü yüksek olanlar var vesaire vesaire. Amacı her neyse amacına uygun besin tercihleri, yiyecek tercihleri yapmayı öğretiyoruz. Evet, ne kadar güzel. Harika açıklamalar
da bulundunuz ama benim kafam kitaba geri dönmek istediğini söylüyor. Ada kitaba bir geri dön, kitap hakkında bilgiler almaya çalış. Siz devam ettikçe kitabı unutma diye böyle bilinçaltım sürekli aynı şeyi söylüyor. Kitabınız evet. Ne zaman çıkıyor? Elimden geleni yapıyorum. Gerçekten çok yoğun çalışıyoruz. Hep her programda sizinle de defalarca paylaştık. Şöyle bir düşünce var. Yaz geldiği zaman hani sanırım psikolojik olarak da böyle bir şey bizi böyle davranmaya ve düşünmeye itiyor. Yaz geliyor, biz daha ince kıyafetler giyiyoruz. Vücut hatlarımızla tabiri caizse yüzleşmeye başlıyoruz. Ve işte ne yapıyor? Zayıflamamız gerekiyor. İşte kilo kontrolünü sağlamamız gerekiyor. Bunun için yardım almamız gerekiyor. Bu düşüncelerle doğal olarak bizim iş yükümüz ve iş yoğunluğumuz artmaya başlıyor. Çok yoğun olduğumuz dönemler şu ara. Onun için üzülerek söylüyorum. Çok az kalmış olmasına rağmen henüz daha tamamlamayı başaramadık. Ve şunu da paylaşmak istiyorum özellikle. Ben bu kitabı oluştururken kitap fikri, kitap yazma fikri benim kafamda ilk yer ettiğinde birinci derecede amacım şuydu. Herkesin şahsi bir diyet uzmanıyla çalışmak, bu seanslara katılmak gibi lüksü olmayabilir. Böyle bir fırsata sahip olmayabilir. Ben istedim ki bu kitap bir başucu kitabı olsun. Netice itibariyle hayatımızın sonuna kadar yemek yiyeceğiz. Yemek yeme işini sürekli sürdüreceğiz. Bu kitapta insanların sürekli kolayca elde edebilecekleri bir noktada olsun ve sizin programınız gibi hayata dair, yani beslenmeye dair ana arterleri içersin ve insanları vücut ağırlıklarını nasıl kontrol altına alabilirler ve daha dengeli nasıl beslenebilirler, bu konuda pek çok insana rehberlik etsin. Kitap yazma amacım buydu. Onun için de yaklaşık 2 yıl sonra mesleğimde 20. yılımı dolduracağım. Maşallah, maşallah. Gerçekten çok hoş tecrübeler yaşadık. Bazen hoş, bazen çok da hoş olmayan tecrübeler bazen yaşadık. Bazen hoş, bazen daha hoş. Evet, yani. Evet, evet. Bunları paylaşmaya çalıştım. Ve genel ilke olarak da yaptığım kitapla ilgili, kitap içerisinde yaptığım genellemelere özellikle çok dikkat ettim. Çünkü dediğim gibi herkes farklı bir birey ve herkesin günlük alması gereken enerji farklı, kültürü farklı, yetiştiği aile farklı, yetiştiği coğrafya farklı, ekonomik koşulları farklı, farklı, farklı. Herkes farklı bir birey. Onun için de herkesin beslenme programı kişiden kişiye farklılık değişir. Gösterecek. Yasemin Hanım böyle konuşurken sevgili Sultan, gerçekten, çok teşekkür ederim. Şöyle alayım, Türk kahvemiz geldi. Sultancığım çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Böyle canlı yayında sevgili Sultan konuğumuza böyle Türk kahvemizi getiriyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok mutlu oldum ben de. Afiyet olsun. Bayıldığım bir kahve çeşididir ve bana ulaşan danışanlarıma da sıklıkla tavsiye ediyorum. Ve çok sağlıklı olduğunu düşündüğüm bir kahve çeşididir. Kitabınızda yer verdiniz mi kahveye? Evet, kesinlikle. Süper. Benim kültür, yani toplum olarak kültürümüzde de var. Bunu keyifle tüketiyoruz ve keyifle tükettiğimiz bu şeyin ne kadar sağlıklı olduğunu da bilmeye hakkımız olduğunu düşündüm. Onun için de evet, kitapta belirli noktalarda Türk kahvesinden de bahsedildi. Harika, tam da o zaman. Dediğim gibi tam hayata dair, beslenmeye dair. Beslenme kesinlikle bizim hayatımızın en böyle en önemli arterlerinden bir tanesi. Onun için kitapta herkesin işine yaramasını ümit ettiğim çok genel bilgileri paylaşmaya gayret ettim. Ne kadar güzel. Mesela kesinlikle en çok karşı çıktığım ve beni üzen olaylardan biridir. Pek çok meslektaşımın yayınlamış olduğu, çıkarmış olduğu kitapla da karşılaşırım. Üzülerek hep görmüşümdür o sayfaları. Hep diyet programları vardır. Evet. 7 günlük, 3 günlük, 5 günlük, 2 günlük filan filan. Gerçekten böyle bir şey yok. Moda olan iç evet diyetler de var biliyorsun. Dikkat çekmek için. Evet. İşte
kendime bir kitle yaratmak için, kendi ticaret popülerliğimi için. Arttırmak. Ticaret için. Sonuç itibariyle de ticari anlamda kendimi geliştirmek için yapılan eylemler olduğunu düşünüyorum. Hiç böyle bir şey yok. Bir program düşünün. İşte 7 günlük, 1. gün, 2. gün, 3. gün, 4. günü kahvaltıdan akşam yemeğine kadar olan 7 günlük bir program görüyorsunuz. Tamam, ben 40 yaşında Fethiye'de yaşayan bir kadınım. Edindim bu kitabı. 1. günden 7. güne kadar uyguladım. Sonra ne yapacağım? Yani. Hiç kimse de bana zaten sormadı. 8. gün ne yapacağım? Aynen. Bu 1 ile 7 gün arasında bu yazılan diyetin, kahvaltıdan gece yatana kadar olan diyetin almam gereken enerjiyle hizalı mı? Bana uygun bir diyet mi değil mi? Bilmiyorum. Herhangi bir sağlık kontrolünden geçmedim. Evet. Acaba orada yazan yiyecekleri belki... İşte dediğim gibi belki böbrek taşı sorunu yaşıyorum ve günlük almam gereken minerallere dikkat etmem gerekiyor. Ama orada o program içerisinde 4 porsiyon meyveler var. Ben bu meyveyi işte zayıflayacağım ümidiyle veya ideal kilomu muhafaza edeceğim ümidiyle ben bu programı uyguladım. Bu arada kanımdaki potasyum miktarını yükselttim ve bu bende bir sağlık problemi geliştirdi. Hep düşünüyorum acaba bu yazar arkadaşlarımızın, bu diyet programlarını paylaşan kişilerin bu anlamda içsel huzurları var mıdır? Tartışılır tabii ki. Evet, evet. Kesinlikle. Çünkü her zaman bunu söylemekten hiçbir zaman yorulmayacağım. Diyet, beslenme, diyet... Ve yiyeceklerle ilgili önerilerde bulunurken genelleme yapmamak gerekiyor. Günde 2 litre su için. Kime göre? Kime yani. Göre? 9 yaşında obez bir kız çocuğuyum ben. Günde 2 litre su için. Bu çocuğun günlük içmesi gereken su miktarı kilogram başına 0.03 gibi bir kat sayıyla belirlenmiş. Bu kişinin günlük içmesi gereken su miktarı 1,5 litre iken siz bu çocuğa 2 litre su içerseniz ne olur? Böbreklerini yoğurmaya başlarsınız. Gibi gibi. Bu şeyleri... Kiloya göre mi ayarlanıyorsun? Elbette, elbette. Hesaplanıyor yani. Tabii. Yani günde 2 litre su için bir genelleme. Benim en kızdığım genellemelerden bir tanesidir. Akşam 7'den sonra yemeği kesin. Kime göre? Neye göre? Benim oryantal bir danışanım var. Kadıncağız oryantal. Sahnede çalışıyor. Öyleymiş, geldi. Benden danışmanlık hizmeti satın aldı. Bu kadın akşam 5'te uyanıyor. Ben kadına 5.30 akşam 17-18 arasında kahvaltı yazıyorum. Siz bu kişiye 7'den sonra yemek yemeyin diyebilir misiniz? Taksi şoförü bir danışanım var. Adam gece çalışıyor ve taksi şoförlüğünü ek iş olarak yapıyor. Siz bu kişiye akşam 7'den sonra hiçbir şey yeme diyebilir misiniz? Bu adam taksiyi kullanırken akşam 7'de yemek yemeye son verirse kanındaki şeker miktarı düşer, bir trafik canavarı haline gelir. Kesinlikle. Onun için özellikle insanları değiştiremeyiz. Henüz ülkemizde böyle bir yasal prosedür yok. Ne yazık ki önüne gelen herkes beslenmeyle ilgili, diyetle ilgili, kiloyla ilgili önerilerde bulunuyor. Bunlara engel olamıyorsak, o zaman benim şöyle bir düşüncem vardır. Beni koruyan bir sistem içerisinde değilsem benim kendi kendimi korumam lazım. O zaman ne yapabilirim? Bu önerileri yapan kişilerin eğitimlerini sorgulayabilirim. Bu önerileri yapan kişiler kim? Doktor mu, hakim mi, avukat mı, diyetisyen mi, dişçi mi, manken mi? Ona göre bu analizden, bu analizi yaptıktan sonra uygun olan, ehliyeti olan insanların önerilerini hayatımda uygulamaya geçirebilirim. Ne kadar güzel söylediniz. İşte şu meslekten danışanım var, bu meslekten danışanım var. Hepsine farklı farklı, kişiye göre. Hani hep diyorsunuz ya, kime göre, neye göre. Evet, evet. Ama insanlar maalesef teknoloji, internet elimizin altında. Biraz önce söylediğim gibi. X diyetler, 10 günde şu kadar kilo verebilirsiniz, 20 günde bu kadar kilo verebilirsiniz ve hemen onlara başlıyoruz. Bakın ben 4 yıllık çok ciddi bir eğitim aldım. Yani hakikaten biz diyetisyenliğin en zor olduğu dönemlerde, bunu şey gibi vurgulamak istemiyorum,
yapıyor gerçekten ama çok ciddi bir eğitim aldık. Ben bu kadar eğitim almama rağmen danışanlarım bilirler, bana ulaşan ama hastaneden ama kendi ofisimden ama ekranlardan yiyecek ismi yazmamaya özellikle özen gösteririm. Ama öyle diyet programları var ki her yerde. İşte programda başlıyorsunuz kahvaltıda işte elma, meyvenin ismi. Biz bunları hiçbir zaman yazmayız. Deriz ki bir porsiyon meyve ve insanlara bir liste hazırlarız. Ben mesela şöyle kategorize ettim. Yaz meyveleri, kış meyveleri, kuru meyveler diye. Bu şekilde bir liste hazırladım. Her meyvenin karşısına da bana göre bir porsiyonlarını gramlarıyla beraber yazdım. Danışanıma işte diyorum ki saat 11'de bir porsiyon meyve tüketmen gerekiyor. Buyurun bu da liste. Bakıyorum herhangi bir hastalığı var mı? Var. Atıyorum böbrek hastası. İşte tüketmemesi gereken kayısıyı, muzu bunların üstünü çiziyorum. Geriye kalan meyveleri ve lütfen diyorum mevsimine uygun tüket. Yaz içerisinde ise kış meyvelerini değil, yaz meyvelerini ve kuru meyvelerini seç. Kuru meyveler. Bakın ne kadar spesifik şeyler. Kesinlikle. Ama elinize bir diyet listesi geliyor herhangi bir yerden. Alıyorsunuz işte kahvaltıdan sonra ara öğün elma. Benim gastritim var, yeşil elma. Benim gastritim var, ben yeşil elma yiyemem, yememem gerekiyor. Midedeki asit oranını arttırıyor. Tabii ki. Böyle bir seçicilik yok. Ama sadece hazırlanmış bir diyet programı var. Bunu alın, işte 3 günse 3 gün, 3 gün sonra ortada kalıyorsunuz zaten. Ondan sonra ne yapacağınız belirsiz. Kesinlikle. Bundan sonra ile ilgili, tamam mı? Ben hiç görmedim, hiç görmedim. 8. gün bitti, hayat da bitti, ömrünüz de bitti. 8 gün boyunca yaşadınız, orada yazılanları yediniz, 9. gün. Sizinle vedalaşıyoruz. Aha, 8. gün son dedik ve şöyle programımızın böyle bir dakika, en fazla bir dakikalık bir zaman sürecimiz var. Çok teşekkür ediyorum. Yine bugün gerçekten özellikle kitabınızdan çıkmasını bir an önce bekliyoruz. Sanırım o sevinci de burada birlikte yaşayacağız. Lütfen o kitapla birlikte. İzleyicilerle beraber gerçekten. Mutlaka çok sevinirim. Gerçekten. Çok mutlu olurum Yasemin Hanım. Çok teşekkür ederim yine bugün ben de geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. Kanal F'ye her zaman olduğu gibi, her katıldığım her programda bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Gerçekten gerek konuklarınız, çağırdığınız konuklar, hep bu konuda çok hassas davrandığınızı bütün programlarınızda izleyerek görüyorum. Teşekkür ederiz. Hep ehliyetli insanlar konusunda uzmanlaşmış insanları konuk ediyorsunuz ve buradan çok ciddi bir aracılık yapıyorsunuz. Kitlelere hitap ediyoruz. Evet. Pek çok insan bizi dinliyor. Buradan verdiğimiz bilgileri genelleme yapmadan bir yere kadar kabul edilebilir evet. dozda genelleme yaparak hayatımızda hayatımızı kolaylaştıran sağlığımızla ilgili olumlu sonuçlar almamıza neden olan bilgileri paylaşmamız için vesile oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben de kendi ederiz. Adıma gerçekten her zaman Kanal F'ye ve tüm yetkililere, tüm çalışan arkadaşlara şahsınız çok teşekkür ederim. Aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Ben de tüm ekip arkadaşlarım, Kanal F ailesi olarak biz size teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz, konuk olduğunuz için inşallah haftaya en kısa zamanda görüşmek ümidiyle diyelim. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, bize ayrılan sürenin maalesef sonuna geldik. Yarın yine saatler tam 14'ü gösterdiğinde hayata dair de buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.